25 Haziran 2024 bayram seyran bitti. Herkese sağlıklı yeni bir hafta diliyorum. Değerli insan, komşum Kömürcü Birol'la beraberiz. Onun aracındayız şimdi. Selamünaleyküm Birol. Aleykümselam Murat. Geçin bayram mübarek olsun. Sağ ol, sağ ol, seninle. Ne yaptın geçti bayram? Neler yaptın bayramda? Kurban bayramda, kestin mi? Tabii kurbanı kestik. Biz kesmedik tabii. Kesim yerinde kestirdik. 5 ortak. Onları getirdik. Dağıtacağımızı dağıttık. Yiyeceğimizi yedik. Bir şeyler yaptık işte. Ondan sonra işte bir iki akrabaya gittik. Bizim akrabaların çoğu köye gitti bu sene. Gümüşhane'ye. Evet. O yüzden akraba az olduğundan dolayı az yere gittik bize. Teyzem hasta, işte hastaneye gittik. Geçmiş olsun, Allah şifasını versin. Sağ ol. Amin cümlesine. Bu şeyi merak ettim ya. Bu şimdi kurbanlık ne aldınız? Dana mı ne? He, dana aldım. Kaç ortak mecburi? Kaç ortak olması lazım? Şimdi en fazla 7. 8 olmaz mı? Yok, 8 olunca olmuyor. 6 olur mu? Yok. 6'yı tam bilmiyorum da en fazla 7 oluyor. Ama tek başına da kesebilirsin. Tabii tabii, tek de kesebilirsin. 3 arkadaş olur mu? Oluyor. Tamam. 3 oluyor, 2 de oluyor. Kurbanı anladık. Şimdi Biro Ustam, senin uzmanlık konun. Ya bu ara mangal sezonu. Mangala gidecek arkadaşlar nasıl bir kömür almalı? Mangal kömürünün iyisi nedir? Biraz bize bilgi verir misin? Mangal kömürünün iyisi meşe ağacından olacak. Meşe kömürü olacak daha doğrusu. Gerçi şu an çok çeşit var. İthal kömürler falan çok var. Ama biz en iyi yerli meşe satıyoruz. Meşe ağacından. Para da bize kalıyor. E tabi. Yani döviz paramız gitmiyor. Tabi o mühim bir şey. Fakat bir de şu var. Yerli kömür yetmiyor. Yani ithal kömür mecbur geliyor. Yani yetmediğinden dolayı geliyor. Yerli kömür, ithal kömür gelmese yerli kömür belki kilosu 100 lira olur. Öyle diyeyim sana. Ne olursa olsun gene yetmeyecek. Yok, yetmeyecek ha. Çünkü talep çok. Talep çok, yetmiyor. Peki bu şey kömürü nasıl? O ayrı mı? Nargile kömürü nasıl oluyor müdürüm? Nargile kömürü, onun ağacı farklı. Pırnar ağacı oluyor ona. Ne ağacı? Pırnar. Tamam. Pırnar ağacından yapılıyor. Sıkmaları da var. Sıkmaları Hindistan cevizi kabuğundan yapılıyor. İşte en iyisi şey, yerli pırnar. Sen ondan mı satıyorsun? Pırnar evet, mı? Evet, bizde ondan var. Başka ne kömürler var? Evde soba kömürü mü var? Nasıl oluyor? Soba kömürü ayrı. Onlar lignit kömürü oluyor. Kok kömürü maden, dediği ne oluyor? Maden kömürü. Kok kömürü de işte maden kömürü. Lignit kömürü diyorlar. Madenden çıkıyor yani yer altından. Kok kömürü en kalitelisi. En iyi Rus Sibirya kömürü var. Kok kömürü, Zonguldak koku. Ondan 2 kat, 3 kat daha kalorisi çok bir kömür. Yani en pahalı ama. Yani şöyle, iyi kömür alsan diyelim ki 3 saat gider, ucuzu 1 saat gider. Evet. Esas pahalı dediğin daha ucuza geliyor sanki, değil mi? Öyle düşünürsün. Tabii ha. Evet. Enerji olarak. İşte bu kok kömürü, Zonguldak koku sanayide kullanıyor çoğunlukla. Birol, başka ne kömür var cinsleri? Başka? 4 çeşit saydık. İşte mangal kömürü, ithal mangal kömürü, sobalık kömür. He, çeşit çok ya, çeşit sıkma kömürler var. Yuvarlak var, şey ocakçılar için değil mi Birol? Ocakçılar için kömürler var ya özel, yuvarlak. O da mı kok kömür acaba? Ocak kebapçı mı diyorsun? Yok, bu şey ocakçıları da yakar. Altın ocakçıları yok mu? Altın. He, onlar kok kömür işte, sanayi tipi diyorlar. Onların enerjisi yüksek değil mi? He, evet, en tamam. Kalitelisi o zaten. Yoksa eritmez altını yok, değil mi? Zonguldak koku. En iyi maden kömürü, yani sobada yakmalık enerji veren Zonguldak kok kömürüdür. Altını 1000 derece lazım eritmesi için. Peki oduna geçelim. Ne odunlar, nasıl odun var? Odunlarda ne satıyorsun? Odun meşe odunu var, gürgen odunu var. Şömine odunu var. Şömine odunu
isteyen olursa mesela villalar genellikle. Bu şeyciler var, fırıncılarla amacılar ne alıyor? Onlar işte normal fırın odunu alıyor. Uzun oluyor. 80, İnce uzun değil mi? 80 santim. Bu pideciler kalın ister. Lavaşçılar ince odun ister. Ekmek fırınları orta boyu ister. Onlar niye öyle istiyor? Ateşe şimdi, göre mi? Tabii pideciler daha kuvvetli ateş olması lazımmış. Yavaş. Tabii onun tam detayını ben de bilmiyorum ama demek ki daha iyi pişiriyor. Peki şey, odun azaldı, doğalgaza geçiyor değil mi fırıncılar, şeyciler, lahmacuncular? Doğalgazla. Şimdi odunun azaldığından değil de bu belediyeler yasak ediyorlar mesela odunla yapılan şeyleri. Yakılan fırınları. Niye? Odun daha sağlıklı. Daha sağlıklı ama işte böyle. Allah Allah. Doğalgazlı fırın daha tehlikeli. Gaz kokusu giriyor içine. Ya odun ekmeğinin lezzetini, tadını hiç bulamazsın zaten. Ya odun kadar sağlıklı bir şey var mı? Doğa yani, odun fakat diyorsun. Yasak ediyor derken şu an eski çalışanlar çalışıyor. Onlara bir sorun yok. Yeni açmak istesen ruhsat verir. Yeni açmak istesen biraz yok. Ruhsatı veriyorlar. Şey, prosedürü tam yaptın mı? Mühendis falan onun şeyini tam çizdin mi yani? Projeyi. Yani kurallara uydun mu gene veriyor belediye ruhsatı. Peki odun fırında odun yakmayı niye yasaklıyor? Anlamadım. Ya o şöyle dedim ya, prosedürü eksik olan. Ha anladım. Ya, yani eksik. Zaten prosedürü kimin eksikse her yer kapatır. Tabii, temizlik. Çünkü yangın olabiliyor, kaçak olabiliyor. Yangın doğalgazda da olur. Doğalgazın hiç şansı yok patlarsa. En az odun kömürün kurtulma şansın var. O her yerde aynı. İşte yani uygun yaptım her şeyi, prosedürü tam yaptım mı izin veriyor. Sen kaç yıldır odun işi yapıyorsun bro? Baba mesleği. Ben kendimi bildim bileli bu işteyim. Çocukken bile babamıza yardım ederdik mesela. Yani 40 sene var mı? Fazla. İlkokula giderken yani. 10 yaşında bile babamıza yardım ediyorduk biz. Vay be. Senin çocukluğunda tabii odun kültürü çok diyor. Herkes odun tabii kömür sobası kullanıyor değil mi? O zaman çok şahaneydi. Her yer odundu. Nüfus azdı. Odunlar yetiyordu. Bak. Para. Bak kendini sıkıştırdı, görüyor musun? Para. Para da kazanıyordunuz değil mi? Biliyorum. O zaman. Tabii. Bu odun mesleği 10 senede ne olur durumu? Gitgide azalıyor mu? Azalıyor evet. Çok az kaldı değil mi odun? Çok az, evet, çok az. Biz mangal kömürde sattığımız için işte ayrıca idare ediyoruz yani, yoksa ancak masraf çıkıyor. Evet, sırf odun satmayla olmuyor. Zaten kirayı bile karşılamaz. Zaten odun kömürünün o kadar zahmeti var ki bak. Evet. Kaç kilometre gidiyor, alıyor, onları ayıklıyor. İşçiliği çok zor. Bir de onunla ambalaj yapıyorsun değil mi? Böyle pisliğini. Tabii bazen çuvallı isteyen oluyor. Ben sıcak havalarda, özellikle böyle havada şimdi günlerde yedik mesela. Kavuracağız, dışarıda pişeceğiz. Ama Boğaz Köprüsü'yü havası alırsan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Size 2. Boğaz Köprüsü'yü Fatih abinin köprüsü değil mi lan Fatih abi? Fatih Sultan Mehmet yaptırmış burayı. Çaktırma bir ol. Evet. Muazzam manzara. Bakarken bile moralim bozuluyor. Bir olayı bir illamız olmadı ya. Evet, Boğaz Köprüsü. Rahmetli Turgut Özal açmıştı. Nur içinde yatsın. Evet. 89'daydı değil mi Rol? Tarihini tam bilmiyorum. Ben bilirim. Tarihçiyim ya ben. Tarihi uzmanı. Şimdi odun, evlere odun çok azaldı değil mi Rol? Evet, çok azaldı. Peki, şimdi ikinci köprüden çıkıp güzergahı bize söylesene bir, nasıl gideceğiz? Kavacık, Beykoz Konakları, ondan sonra Değirmendere. Değirmendere hadi, nereye bağlı köy olarak? Beykoz'a bağlı. Tamam, ilk köy herhalde. İlk köy şey, Ali Bahadır, ondan sonra Değirmendere. Anladım. Ondan sonra neresiydi? Bizim odun alacağımız yerin ismi ne? Orası Karakiraz. O zaman Kara Kiraz'da görüşmek dileğiyle Birol kardeşim. İyi seyirler. Saat 12.30 arkadaşlar. Beykoz'un içine geldik ama püfü esiyor. Evet. Esköy yazıyor, Riva. İçi değil de şey. Burası
Karlısırt. Neresi? Beykoz Konakları, Karlısırt. Beykoz Konakları, Karlısırt. İşte Beykoz, Karlısırt, Beykoz'du yani. Beykoz. Biroz şimdi sen bu işleri iyi bilirsin. Abi bu borsa, cep telefonu oynamak günah mı değil mi? Caiz mi, aciz şey mi? Yani serbest mi dine, nedir? Borsa çok merak ettim. Ben net bilmiyorum da, yalnız hocaların söylediği banka hisseleri ve içki hisseleri hariç diğerlerini alıp satılabilir diyor ama herkes de şey yapmıyor yani, bunu onaylamıyor Murat. Hoca oynuyor mu kendisi de? Yok canım, yani o oynamaz da zaten, bilmiyorum. Ama peki bu hisse abi, o telefondan hisse nasıl yapıyorsun? Bir anlat ya, merak ettim, ben de yapacağım. Şey, ne yapıyorsun? Programı indiriyorsun. Ne programı? İşte bu hisse alım satım programını indiriyorsun. Tamam, indirdik. Hesabında da para oluyor. Emin diyelim, veriyorsun. 100 bin lira yatırdın bir o. 100 bin lira yatırdın. Sonra? İşte hisse alıp satabiliyorsun. Abi nasıl alacağım, nasıl satacağım? Anlat biraz. Ya işte, şimdi köyden geldim bugün, hisse alacağım. Param çok. Mesela programda hisseler var. Alacağın hisseyi yazıyorsun o firma, şeye. Firmalar mı var hisse? Tabii hisse, evet, firmaların hisseleri var. Hangi firmanın hissesini almak istiyorsan yazıyorsun, emir veriyorsun. Emir mi veriyorum? Tabii emir veriyorsun. Ona emir vermek deniyor almak için. Rica etsek olmaz mı? Rica etsek. Emiri veriyorsun, o alıyor, satacağın zaman satıyor. Rakamını mesela kendin de belirleyebiliyorsun. Şu rakamdan al, şu rakamdan sat diye. Of, zıpladık. O rakama, evet, alıp geldiği zaman alıp satıyor. Bu ciddi bir çalışma gerektiriyor bir o. Tabii bunu bilmeyen yapamaz. Yani biraz eğitim almak gerekiyor bu işte. Ne eğitim abi bu? Borsacılık eğitim mi? Tabii bu borsa alım satım yapmak için eğitimler var. Broker oluyorsun eğitim aldı mı? Yoksa sen broker eğitimi mi aldın abi? Ben internetten, yani broker eğitimi almadım da internetten bu araştırdım. Mete Üstün daha var. Onların alım satım, mesela hisse alım satım, teknik analiz, temel analiz eğitimleri var. Onları çok izledim. 100 bölüm, 150 bölümlük eğitimleri var onun. Maşallah be. Yani onları, bütün videolarını izledim. İndikatörler var. İndikatörleri öğreniyorsun. Kaç senedir bir olmuş şeydesin? Bu alım satım yapıyor. Ben bir senedir yapıyorum. Bir senedir. Abi bir sene zarar mı ettin, kar mı ettin abi? Bir sene... Özel soru. İstersen ne zarar ettim, ne kar ettim. Ha, özel soru, cevabı verdim. Cevabı verdin. Verdim, ne zarar ettim, ne kar ettim. Ama bir heyecan oluyor değil mi? Tabii oluyor. Etrafındakiler zarar eden mi çok, kar eden mi çok? Arkadaş, dost, duyduğun bu borsada. Ya pek zarar edeni de görmedim. Zarar eden yok yani. Öyle diyeyim ben sana. Bu faiz haram. Zarar edeni görmedim. He. Fakat hisseyi buldun mu yani? Bu şeyler. Kar edip çıkacak değil mi? Takip edeceksin mesela. Gündemi takip edeceksin. Mesela borsacılar anlatıyorlar, eğitimciler. Şu sektör gidecek diyor mesela. Bu sektör duracak diyor. Onları takip edersen, yani gündemi iyi takip edersen, hisseyi de iyi bulursan, Tiyo'yu iyi alırsan, Tiyo'ları, yani parayı götürüyorsun yani bazı hisselerde. Sen bir senede bu parayı niye götüremedin? Mesela hocam, şöyle diyeyim ben sana. Devam et, evet. Sesin geliyor, buyur. Şöyle söyleyeyim ben sana. Tamam. Bir sene önce bu depremden, Hatay depremlerinden sonra bu Mete Üstün daha dedi ki sigorta hisselerine yönelin dedi. Ben de gündemi takip ediyorum. Bir tane sigorta hissesi takip ettiğim listesine yazmadım. Önüne liste bak. Liste, evet. Ya bakıyorum Murat. Listeme yazmadım. Bakma, buyur. Listeme yazmadım. Bir sene sonunda sigorta hisselerini bir analiz yaptım. Abi %2000 giden olmuş, %1000 giden olmuş. Ne demek o abi? %300 giden olmuş. Yani ne %1000 demek, 100 milyarın varsa 1 trilyonun. 500 demek, 100 bin lira varsa 5 lira. Yani kadar yol niye yapıyoruz kilometre ya? Evde hisseyi telefonu alsak olmaz mı bir o? Ama işte hepsi de öyle değil mesela. Enerji şirketleri
150 lira, 170 lira, 200 lira bir sene sonra. Abi o zaman ben ilkokul kafamla şöyle bir şey düşündüm. O zaman silah hissesi al, savaş var ya. Silah fabrikaları mesela, şey yapıyor, onlar çok yükselmez mi? Mesela yok, onlar da hepsi de çok yükselmiyor. Çok yükseleni var, az yükseleni var. Aselsan yok mu? Bir roket mi? Alsat yapıyorum genelde. Alıp da beklemiyorum. Ben çok tez canlı abi biriyim. Abi ne yaparsan yap. 5000 lira farz et yemeğe gittik mi abi? Batarsa ne olur? Ben tez canlı biriyim Murat. Çok alıp satım yapıyorum. Abi heyecan olsun. Benim 5000 liraya al abi. Bana 2 ay sonra diyor ki battı çıktı, kayboldu geldi. Heyecan olsun. Çekim yapalım. Olur mu? Olur. Ya 5000 lira ikimiz boğaza yemeğe gitsek yersin öbür sabah da gider tuvalette 5000 lira. Olur. 5000 liraya al abi. Kıtır yap ya. Murat ne? Bir ay sonra bu para eksi 50'ye indi ya da işte 15 bin lira oldu. Peki bu 5 bin liranın 50 bin lira olma şansı var mı bir o bir senede? Var. Vallahi mi? Tabii tabii. Abi o zaman 10... Abi dur ya. 10 binin gitsin ne olacak? Biz de inelim ayaklarımız açısın arkadaşlar. Bir o ustalıkta çok değerli bir yer aldık. Ben Marcel'le işlediğim zaman bilgilenmek her zaman iyi. Ben oynamıyorum. Bilgilenmek ki fırsatlarından arkadaşlar aldım. Evet. Nereye geldik? Bir daha söyle bakayım bir o. Bayramdan önce fazla kömür bıraktım. Bayramda çok gider diye. Erit. Diye. Şimdi bir o bu yeşillikler çok güzel ya. Evet. İyi bir o. Ben sana o zaman bir 10 bin lira vereceğim abi. Tamam. Farz et bir hafta şeye tatile gittim geldim abi. Para uçtu değil mi? Ne olacak he? 10 bin lirayla bir şey kaybetmeyiz. Sen istediğin gibi oyna abi. Olur mu Birol? Olur. Borsacı arkadaşlara ne demek istersin? Yeni başlayacak bu borsaya yeni heves edip de girmek isteyenlere ne demek eğitim istersin? Eğitim almadan başlamasınlar. Borsa yani eğitimi mi abi? Temel, tabii borsa eğitimi almadan bak, yapamaz. Bana bak. Yol boş Murat merak etme. Olsun. Şimdi eğitim almadan kesinlikle olmaz. Evet yeni başlayacak borsaya arkadaşlar başka neye dikkat etsinler abi? Büyük oynamasınlar, değil mi? Evini şöyle, satıp evini satıp oynamasın mesela. Büyük hisseler mesela, büyük şirketler, holdingler, Aselsan, Türk Hava Yolları. Altın faize yatırmaz, altın almaz, gider buraya gelir. Nasıl oluyor kesin ya, kazanacaksın? Faiz iş değil ki kardeşim. Zaten faiz haram zaten dinimizce. Borsayı tam net bilmiyorum ama yani. Faiz borsa, haram mı? Bak, borsa şu vaziyette. Abi o zaman 85 milyon haram Murat, yiyor. Bir dakika şimdi. Borsa şirkete güç veriyorsun biliyor musun? Şirkete güç veriyorsun, şirket daha çok kazanıyor. Bu şirket... İhracat yapıyor. İhracat yapan şirketler için diyorum. Banka ne yapıyor abi? Banka da ihracat yapıyor. Banka ne yapıyor? Banka senden 10 liraya vergi alıyor. Vergi ödüyor abi banka. 15 liraya veriyor. Banka şey oluyor. Denizbank Türk milli takımına sponsor oluyor. Olsun. Şimdi bir şey soracağım. Çok banka da gerekli de. Kritik bir soru soracağım. Abi
faizli kar payının ne farkı var? İkisi de aynı. Parayla değil mi abi? Aynı, aynı. Biri yani kar payı, faizin adı kar payı olmuş. Biri haram, biri değil, değil mi? Yok, hayır. Bence ikisi de aynı ama şimdi şöyle bak. Fakat şu var. Kar payı, kar payı... Güzel bir soru sordum değil mi Bino? Kar payı faizle aynı da, fakat bu katılım bankaları mesela diyor ki şu arabayı alıyor mesela 100 bin lira mı? Arabayı kendisi alıyor 100 bin liraya, sana satıyor 150 bin liraya. Dinimizce bu haram olmuyor. Hangisi haram oluyor abi deyince? Şimdi sana mesela arabayı kendisi alıyor, kendisi satıyor. Bunda faiz yok. Buna ticaret gibi oluyor bu yani. Ama sana 100 bin lirayı veriyor, sen bana bunu yıl sonunda 150 bin lira ödeyeceksin deyince bu faize giriyor. Bizim devletimiz, hükümetimiz faizle yurt dışından para alıyor abi, İngilizlerden, Amerikalılardan. Borç alıyor devlet faizle. Dakikada yani, kaç milyon faiz ödüyoruz? Tahvil alınca oluyor da iş. Murat, yemek söylememiz lazım. Büro nereye açıyor? Şimdi Murat, ben arama yapacağım. Tamam. Ben de kapatıyorum. Evet. Şile, Riva. Evet, görüyorsunuz. Birazdan görüşürüz arkadaşlar.